Şanlıurfa Adalet Sarayı'nda adalet mücadelemiz bir yılı geride bıraktı. Geçen hafta bir yılın durdurması sebebiyle hem insan hakları savunucularından hem de hukuk örgütlerinden çok büyük destek aldık. Adalet nöbetinin birinci yıl döneminde binlerce insanla beraber burada adliye önünde nöbet tuttuk. Akabinde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Eriş İhsankan geldi. Davamızla ilgili hukuki destek sözü verdi. Görüşmemizden sonra davanın hukuki boyutunu öğrenmek için başsavcıyla görüşmeye gittiğinde başsavcı yine bir manzara bulup adliyeden kaçmıştı, adliyeye gelmemişti. Barolar Birliği Başkanı Şanlıurfa Barosu'nda 7 saat başsavcıyı bekledi ama başsavcı bunu bildiği için o gün adliyeye gelmedi. Biz haklıyız. Davamız artık toplumsal bir davaya dönüşmüş. Milyonlarca insan takip ediyor. AKP'nin hiçbir milletvekili bu olay çözülmeden Urfa halkı içine çıkamıyor. Bu adaletsizliğin, bu hukuksuzluğun bir an önce giderilmesini istiyoruz. Evet, Suruç Devlet Hastanesi'nde bir katliam yapılmış. 3 insan katledilmiş. Bu katliamı yapanlar bir gün yargılanacak. Dava üzerinde gizlilik kararını sürdüren şu anki başsavcı da bu katliam yapanlarla birlikte onlar da yargılanacak. Onlar da suç işliyor. Onlar da bu katliama ortak oluyorlar.